Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Toplama işleminde sayıların yerini değiştirebiliriz. Örneğe bakalım. 3 artı 4, 7'dir. Yerlerini değiştirdiğimizde 4 artı 3 de 7'dir. Çıkarma işleminde aslında bir toplama işlemi olduğunu söylemiştik. 4 eksi 2'yi biz 4 artı eksi 2 olarak düşünebiliriz. Yani 4 ile eksi 2'nin toplanması 4'ten 2 çıkartılması demektir. Bu şekilde düşündüğümüzde burada da yer değiştirebiliriz. Eksi 2'yi sola alıp 4'ü sağa alabiliriz. Ve sonuç değişmez. Yani eksi 2 artı 4 olur. Sonuç yine 2 olacaktır. Mesela 3 eksi 5'e bakalım. Yer değiştirdiğimizde yani aslında burada artı 3 eksi 5 var. Eksi 5'i sola alalım. Eksi 5 artı 3 olur. İkisinin de sonucu eksi 2'dir. Değişme özelliğini genel olarak a artı b eşittir b artı a şeklinde gösterebiliriz. Matematikte özellikler böyle genel ifadelerle gösterilirler. Çünkü yukarıdaki örnekler sadece o sayılar içindir. Yani 3 artı 4 eşit 4 artı 3, 3 ve 4 sayıları içindir. 4 eksi 2 eksi 2 artı 4 yine 4 ve eksi 2 sayılarının toplamasındaki değişme özelliğini gösterir sadece. Ama bu şekilde yazdığımızda a ile b herhangi iki sayı olduğu için tüm sayılar için toplamı da değişme özelliği olduğunu göstermiş oluruz. Örneği inceleyelim. 17 eksi 13 4'tür. Değişme özelliğini uyguladığımızda eksi 13 sola gelecek. Burada olduğu gibi artı 17 de sağa gelecek ve sonuç yine 4 olacak. Benzer şekilde 19 eksi 14 eksi 14 artı 19 ve sonuç değişmez 5. Burada da çeşitli örnekler var. Mesela a eksi b'yi eksi b'yi sola alarak eksi b artı a x eksi y'yi de eksi y artı x olarak değişme özelliğiyle yazabiliriz. İşaretli olanlara videoyu durdurarak işlemin sonucunu bulmadan değişme özelliğini uygulayınız. Eksi 3 artı 4. 4'ü sola, eksi 3'ü sağa alırsak 4 eksi 3. Eksi 3 artı 5. 5'i sola alıyoruz. Eksi 3'ü sağa alıyoruz. 5 eksi 3. Eksi 5 artı 6. 6'yı sola. Eksi 5'i sağa alıyoruz. 6 eksi 5. Eksi 5 eksi 7. Eksi 7'yi sola. Eksi 5'i sağa alıyoruz. Eksi 7 eksi 5. 7. alıştırmayı da yapalım. X eksi a, eksi a'yı sola alıyoruz. Artı x'i sağa alıyoruz. Eksi a artı x. Toplama işleminin bir başka özelliği de birleşme özelliği. 3 sayıyı toplarken herhangi ikisini önce toplayabiliriz. Sonuç değişmez. Mesela örneğe bakalım. 2 artı 3 artı 4 işleminde önce 2 ile 3'ü topladığımızı bu parantezlerle belirtiyoruz. Daha önce parantezlere işaret dağıtmıştık. Parantez öncelikle belirtir. Parantezler olduğu için 2 ile 3'ü topluyoruz. 5 yapıyor. Sonra 5 ile 4'ü topluyoruz ve 9 yapıyor. Hemen sağında 2 artı 3 artı 4 işleminde önce 3 ile 4'ü topluyoruz. Parantezlerle bunu belirliyoruz. 3 ile 4'ü topladık 7. 7 ile 2'yi topladık 9. Bakın sonuç değişmedi. Önce soldan ikisini de toplasak, sağdan ikisini de toplasak sonuç 9. Aslında burada önce 2 ile 4'ü de yapabiliriz. Bunun için değişme özelliğini kullanıyorum. Bakın 3 ile 4'ün yerini değiştiriyorum. Sonra 2 ile 4'ü önce yapıyorum. 2, 4 daha 6. 6 artı 3 ve sonuç yine 9. Örnekleri incelemeye devam ediyoruz. 3 eksi 4 artı 5 için önce 3 eksi 4'ü yapıyoruz. 3 eksi 4 eksi 1 sonra 5 ekliyoruz. Sonuç 4. Bu sefer önce eksi 4 ile 5'i yapıyoruz. Yani sağdaki ikisini yapıyoruz. Eksi 4 artı 5 1 3 1 daha sonuç yine 4. 3 eksi 4 eksi 5'e bakalım. Önce 3 eksi 4'ü yapıyoruz. 3 eksi 4 eksi 1 eksi 1 eksi 5 eksi 6. Önce sağdaki ikisi yani eksi 4 ile eksi 5'i yapsak eksi 4 eksi 5 eksi 9 3 daha yine eksi 6. Yine bu örnekte de eksi 7 artı 4 artı 2 önce eksi 7 artı 4'ü yapıyoruz.
Eksi 3, eksi 3 artı 2, eksi 1 veya sağdaki ikisini yapıyoruz. 4 artı 2, 6, eksi 7 artı 6 yine eksi 1. D alıştırmada birleşim özelliğini uygulayalım. İşaretleri videoyu durdurarak önce siz yapınız. Önce soldaki ikisini yapıyorum. Eksi 3, eksi 4, eksi 7, eksi 7, eksi 2, sonuç, eksi 9. Bu sefer önce sağdaki ikisini yapalım. Eksi 4, eksi 2, eksi 6, eksi 3, eksi 6 ve yine sonuç, eksi 9. Önce soldaki ikisini yapıyorum. Eksi 3, eksi 5, eksi 8, eksi 8 artı 3, eksi 5. Aynı işlemi tekrar yazdım. Şimdi sağdaki ikisini yapıyorum. Eksi 5 artı 3, eksi 2, eksi 3, eksi 2, yine sonuç, eksi 5. 5 eksi 6, eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 2. Eksi 6, eksi 1, eksi 7, 5 eksi 7, yine eksi 2. Atladığımız işlemlerin hepsini yaparak en alttan kontrol ediniz. Toplama çıkarma bölümünün de sonuna geldik. Yine bilgi sorgulama bölümümüz var. Burada anlatılan bilgiler basit sorularla tekrarlanıyor. Cevaplar yeterli. Bilgi sorgulamayı da yapınız ve en alttan kontrol ediniz. Toplama çıkarma bölümündeki bilgilerin bir arada olduğu özet var. Özeti de dikkatli bir şekilde inceleyerek bilgileri tekrarlayınız, daha kalıcı hale getiriniz ve bölümü bitiriniz.